way she moved. Her hair, her face, her lines. Divinity in motion. As she stopped for me. Ay. Şaka gibisiniz. İsminiz neydi? Mustafa Çiçek. Nereden geliyorsunuz? Adıyaman'dan. Yani siz gerçekten ya hayatta dalga geçiyorsunuz ya... Ya inanılmaz zekisiniz ya da deli. İkisi, üçünden biri. Hangisi? Deli olmadığınız kesin. Zeki olduğunuz ve çok hayatta dalga geçtiğiniz ve günlük hayatta da birçok şeyi böyle eğlence şeklinde aldığınız gibi bir algı var bende. Doğru mu? Yani ben, bu benim ara yeteneğim. Adıyaman'ın küçücük bir ilçesinde yaşıyorum ben. Adıyaman'la Malatya sınırında böyle. Öyle içimden geldi. Yıllardır da tiyatro ve ses sanatçılığı yapıyorum. Öyle içimden geldi. Evli misiniz?
Evet. Niye öyle? Sorunca yani ne? Hiç şansın yok diyor. Yani yok, bu kart horuzluğumla bekar olacak halim yok yani. Estağfurullah, yok. Çocuk kaç tane? Elinizi öpsün. Kaç tane? Kaç tane? Var. Kaç tane? 4, 3. 3. Ay. Yani ben Hülya Hanım şunu söyleyeyim. Ben normalde tiyatro grubum var. 20 küsür yıldır hem yönetmenliğini yapıyorum, hem yazıyorum, hem oynuyorum. Çelikhan Halk Tiyatrosu. Bir şey söyleyeceğim. Siz yeni mi başladınız yani, yoksa yıllardan beri mi yapıyorsunuz bu işi? Yani yıllardan beri tiyatro ve ses sanatçılığı yapıyorum. Evlenmeden önce de? Tabii canım, uzun zamandır. Tabii, eşiniz de tiyatro oyuncusu ya da yok, ses? Yok, eşim Ev Hanım'a. Ev Hanım. Çocuklarınız? Yani... Onlar var mı öyle? Yok, onlar herkes kendi işinde. Ben sanatı seviyorum yani. Bu. Siz seviyorsunuz. Çok güzel yapıyorsunuz ve çok da tadını çıkarıyorsunuz gördüğüm çok kadarıyla. Çok teşekkür ederim. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu kıyafet o kadar renkli ki böyle. İçinde bütün güzellikleri barındırıyor. Bizim o yörenin kıyafeti. Mesela dedem giyerdi. Ondan sonra amcalarım giyerdi. Bizim o yörede giyerler. Çok şey. Mesela tiyatroda da ben bu kıyafeti giyiyorum, şey yapıyorum. O yüzden böyle çıkmak istedim. İnşallah ya, kimse beni kınamaz. Ben de olur mu? Ben de bunu özellikle yaptınız ve ne büyük zeka diye düşünüyorum. Şimdi ne büyük zekası şöyle. Mesela Michael Jackson şeyiyle çıkabilirdim. Evet, işte herkes öyle yapıyor. Hayır, herkes öyle ama şöyle dedim. Bir farkındalık oluşturayım. Belki millet daha keyif alsın. Hem tiyatrocuyum. Aldı. Biz de aldık. Ben aslında şey yaptım. Böyle sesimi daha büyük yerlere duyurmak, bu güzel sanatı daha güzel insanlarla, daha çok insanla paylaşmak için geldim. İçimde çok sanat var yani böyle. Tamam, şey yapıyorsunuz zaten, daha yapıyorsunuz herhalde değil mi, istediğiniz gibi? Yani evet. Ben sizin sesinizi de çok merak ediyorum ama şimdi değil. Geçerseniz inşallah herhalde bize sesinizi de duyurursunuz. Yani no. İşte ben mesela şey yapıyorum. Evet, bizim o yörede rakşemame. Mesela hem çalıyoruz hem oynuyoruz bunu kol bastıyla. Söyleme. Şunu söyleyeceğim. Kol bastıyla harmanladın mı daha böyle çılgın bir şey çıkıyor ortaya yani. İnsanlar keyif alır diye, yani seyirci keyif alır diye. Evet. Seyirci keyif alır diye. Yani ben istiyorum ki hep böyle sıra dışı şeyler olsun. Yani sıradan herkes her şeyi yapıyor. Yani bir farkındalık oluşturup bu güzel insanlara daha farklı, daha... Ağzım kuruldu. Çok iyi. Rızı gösteriyorum. Peki. Bence çok başarılı. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani şu ana kadar favorin kim deseler benim favorim siz olabilirsiniz bu yarışmada. Teşekkür ederim. Gerçekten. Çünkü enerjiniz o kadar keyifli ki değişik. Bir de stand-upçıyım mesela. Yani hem yazıyorum hem oynuyorum kendim mesela. Evet, her şeyi yapıyorsunuz. Söylüyorsunuz. Şarkı, dans. Vallahi helal olsun. Yani sanat, ne bileyim, sanat öyle güzel ki. Bir de sanatın mesela dini, dili, ırkı, şöyle yok. Mesela Michael Jackson dansı yapmak için Amerikalı olmak gerekmiyor. Ya da kolbasta oynamak için Türkeli de olmak gerekmiyor. Yani bence sanat evrenseldir yani. Kesinlikle. Herkes her şeyi yapmalı yani. Bravo. Hay Allah'ım ya. Şunu söyleyeyim Ali Bey. Hani derler ya, hayat sevince güzel, sevince güzel günler. Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin yeter. Yani biz sevgiyle yaşarsak her şey güzel olur diye düşünüyorum. 3 günlük dünya. Soruyorlar. Bunu niye Ali abiye söyledin? Ali abi bana bakınca böyle sempatik geldi. Bana dedim işte. Ne bileyim, bile direkt şey olunca ben Ali abiyi zaten çok seviyorum. Estağfurullah. Konuşmaya hasretsin biraz değil mi? Ay yok. Hep konuşuyorum diyorsun. Bak şimdi, yeteneksizsinize gelmişin. Michael Jackson'ın bir şarkısını, ünlü bir şarkısıyla bu kıyafetle onu yapmak zaten her şey. Bu anlattıklarını şimdi ben çok fazla şey yapmıyorum. Öyleymiş de hayat yaşamaya değermiş, değmezmiş.
Bir de bana, bütün dünya buna inansa mı? Bir de 3 günlük ömür var falan deyip bana doğru bakman biraz canımı sıkıyor. Çok özür dilerim, böyle hiç öyle şey olur mu? Evet. Yani genceciksiniz. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Sağ ol işte bizde. Ama bu kıyafetle, bu sakinlikte, bu dinginlikte dans etmiş olman zaten büyük bir şov. Teşekkür ederim. İnşallah daha önce başka yerde yapmamışsındır. Yapmadım. Yapmadın değil mi? Yapma sakın. Yani yok, gayet güzeldi. Çok güzel, hani buraya özgü olsun diye söyledim. Yanlış anlama. Çok hoşuma gitti. Onu söyleyeyim. Ben şimdi tam anlamadım. Başka ne yapıyorsun? En son stand-upçıyım dedin ya. Türkü stand-up. Tiyatro. Tiyatro işte. Metin yazarlığı var. Metin yazarlığı. Showman'im yani. Showman'sin. Showman. Kimle geldin buraya abi? Kimseyle gelmedim. Böyle protesto eder gibi cevap verdi yalnız. Yani kimseyle gelmedim derken herkes çalışıyordu valla, dedim kendim. İbrahim Bey beni aradı, ben de geldim. Hangi İbrahim Bey? Bizim İbrahim Bey, yani işte sizin İbrahim Bey. Bizim İbrahim Bey, onun İbrahim Bey olmuş zaten. Bizim İbrahim Bey diyor. Şu anda burada olduğuma göre ben de bu aileden sayılırım. Ben öyle şeye dayanaraktan böyle bir şey söyledim. Evet, peki. Oylama geçelim. Ali abi. Ben evet diyorum. Eri diyorum, Eri. İki var. Eri, teşekkürler. Hadi tekrar ziyaret. Allah razı olsun dedim. Ben de evet diyorum, üç evetli oluyor. Çok teşekkürler. Teşekkürler.